Cumhuriyet'e iyi günler. Çandır köyündeyiz şu andan. Evet. Sizlerle ben tanışıyorum da görme hani videoyu seyredenler de sizleri tanısınlar. Bir tanıdın, sizden başlayalım. Benden başlayalım. Senden başlıyoruz. Sırayla gidelim. Ben Çandır'da Kasım Arap'ın torunuyum, Abbas Hoca'nın oğluyum. Evet. Bizim eslimiz Danışık'ta gelme. Dedemiz. Hangi dedeniz geldi Danışık'ta? İsmail dedemiz gelmiş. Kasım Arap'ın babası gelmiş. Kasım'ın babası gelmiş buraya. Evet. Orada buraya gelmiş, buraya yerleşmişiz. Burada, dedem burada evlenmiş. Burada Seyit Biriller var. Seyit Birin torununu almış. Buraya yerleşmiş. Bizim bildiğimiz bu kadar. O kadar da çok. Sen söyle amca. Bizim dedemiz Keles'in yeğeni, amca çocukları beraber yani. Kardeşler. Önce ismini söyle. Benim soy ismim Dursun Karakaya. Mehmet Ali'nin oğluyum. Annem Danışıklı. İsmi Dilber. Budella dedelerin kızı. Ben de bu kadar. Ben Çandırlı. Telli Usta'nın oğluyum. Biz şeyiz, dedeleriz. Hocam Seyitlerin dedeleri. Ocaklarındayız. Ama nerede? Tabii ki Orta Asya'da gelme. Bu köy önce bu Şadilerin yerleşimiymiş. Bu Şadiler şeyde Orta Asya'da millet gelince bunları kovmuşlar. Tek bizim dede olarak ona dokunmamışlar. Bir ev kalmış burada. Ondan sonra benim dedem Meymen'e gitmiş. Meymen Harbi'nden şehit olmuş. Ninem öbür kardeşinin eli. Onlar da anne tarafı kardeş. Babaları amca çocukları. Onu almış. O da gidiyor orada şehit oluyor. Babam burada çok çekmiş. Bunların babaanneleri babamın halası. O bakmış. Büyütmüş. Burada bu İzzet Ağa vardı o zaman çatalarından beri. Ninemin para altınlarımız varmış. Amcamın babasına demiş ki sen şu bedelini ver gitme. Yok demiş ben gider gelirim. Paramı da var ben. O gidiyor orada şehit oluyor. Bu İzzet Ağa gidiyor benim dedemi para olduğu için tabii. Zorundan götürmüş. Ama hiçbir sahibi de çıkmamış bunlara. Babam çok çekmiş. Sonra ustaydı, çevreleri, seviye geldi. İşte ama o şeyi de hiç unutmuyor babam. Ama halasını, ay halam, halam, halam. Diyor her gün geliyordu o bize destek. Onların türküleri vardı. Ha, o Yemen'deki de at. Yemen'i, çol Yemen'i. O işte babaannem söylemiş. Sözlerini de sen biliyorsun değil mi? Ben dedem orada kalmıştım. Benimki de birisi orada kalmış. Hasan öyle işte. O ama babaannem. Anlat ben çekiyorum seni. O kadar teşekkür ederim seni be. Ben teşekkür ederim bu güzel bilgiler için. Unutmazsa giderim onu İstanbul'da açarım. Çocuklar bu sefer ismini unutmam. Ama bir ay sonra ben daha köye. Bir ay ben oraya telefon ederim. Ha, o da olur. Ha. Her gün telefon var. Teşekkür ederim sana. Söyle. Kendi tanıt. Mavet Eçiye Tülü Kütey. Es. Bursa'yı hatım ezer. Bursa'da gelmişim. Ama sen Bursalı değilsin ki. Kıza sen de olanıyım. Sorkunluyum. Sorkunların geldi. Onu duymak istedim. Sen dolların kızıyım. Hasan Çavuş'un torunuyum. Aziz'in kızıyım. Cafer'in gelinliyim Sorkun'da. Aziz Çatalpaya. Demir. Dursun, Cafer Demir. Dursun'un hanımı. Hani babamın soyadı Çatalkaya, Sendallı, Aziz babamın ismi, hanım ismi Mehdule. Ben mi? Ben soyumu Teron oğluyum. Dedelerini de tanımıyım, soyuz. Ali Durmaz. Tanımıyım tabii. Ha, burada cenazeye geldik, Çandır'da da enisemiz vardı, anne, uğradık. Ablasıymış. Bir çay içtik, gideceğiz. Zara'da oturuyoruz. Sorkun'dan bilgilerin var mı? Bir Sorkun'u anlat. Sorkun'u kim kurmuş? Valla Sorkun'da kim kurmuş? Orta Asya'da gelmişler ama eski Ermeni köyümüz. Sonunda biz yerleşmişiz. Şimdi Balolarsınız zaten de. Ha, Balo aşiretindeyiz. Balo aşiretindeyiz. Ha, bunlar da bizim amcalarımız. Yakın akraba. Mustafa, Dursun enişte,
Çandır da bağlı değil mi? Asire baba yoksa? Bu yer, sade bu yer. Sade bu yer. Çandır da bağlı. Bunlar da. Ha tamam. Çandırla hep balık. Hep balık. Başka da aşırı. Değil mi onu söylüyorum. Bunlar da dede. Şadilerin dedesi. Hocam yoksa ki hepsi balı olan. Değil mi onu söylüyorum. Dede diyene hep balık. Onun için sordum. Bizim bu köy hep balı. Ben sonra herkese saygılar selamlar. Yadigar'a ayrı selam gelmişim. Yadigar'a da ayrı selam ediyorum. Gözlerinde öpüyor. Cafer'in dedesi Esef, babası Süleyman'mış Cafer'in. O gitmiş gelmemiş askerde. İşte kalmış. O Esef Ali diyorlar ya. O kurmuş Sorkun, küçük Sorkun. Büyük Sorkun değil, Nezire'yiz. Küçük Sorkun zaten evet. Hep demirler değil mi yoksa? Demirler. O menin alanı biliyorsun belki, Korkut'un üstü. Ben biliyorum, o köyleri biliyorum. Zaten Danışık'tan yukarı çıkınca önce küçük Sorkun geliyor. Bana dedim ya sizin orada şeyiniz yıkılmış, pınarınız. Şimdi sıra sana geldi, diğer Sorkunlu'ya. Ben küçük Sorkunlu, Nuri Çolak'ın kızıyım. İkiz eşim Ali Çolak var. Ablam Medine Çolak var diyelim. Benim babaannem bu köylü, Kasım dedenin amcasının kızı, babaannem. Benim annem Karahasanlı, ben de Sorkunluyum. Biz akraba olduğumuz için babam 15 yaşında tuttu beni kendi akrabalarına gelin etti. Yani sen kaçmadın falan. Önce Tuğra, kaçtım. Kaçtın bak, ben niye söylemiyorum? Kaçtı yolda çağırdım. Karahasan'ı biriyle kaçacaktım. Çobanlar gördü bizi bırakmadılar. Babam haksızlık etti, seni vermem onlara dedi. Hadi şikayet edelim dedi. Ben şikayete gitmem. Adamları ben ne gördüm ne de onlar beni gördü. 15 yaşımda bir gece geldi bunlar beni getirdiler bu köye. Babam da bir yarı yola kadar geldi. Geri döndü tabii. Ben buraya geldim ne ben eşimi görmüşüm ne de eşim beni görmüş. Eşi de çoban. Burada bir büyük bir hanımız vardı. Dam vardı. Da. Gece geldik oturduk Allah o cevizlerin olduğu yerde. Acaba bu çocuk nereden çıkıp gelecek bu evde yok. Çobanlıkta gelecek ilk de gelin gelecek. Acaba. Ben de var gidiyordum. Normaldi o zamanlar öyleydi. Damadanaydı. Demiş koruyayım ki dursun budur. Uy demiş bu ben yandım. Bak haberi kim getirdi sen mi? Bir dakika. Ali getirdi. Nuri'nin babası var ya. Evet. Ali dedeyi getirdi bize. Ali sözleri getirmiş. Ondan sonra geldik yolun yarısına kadar geldik. Bunun amcası dedi ki biz acımızdan öldük. Mehmet Ali sen ileride git bize bir çay may yapın biz de geliyoruz. Geldik büyük bir evde ama kocaman. Ben yalnızım tabii haber verdi. Bu kaçmış amcalarına gitmiş. Bu abimin evine gitmiş. Birisi sabah oldu dışarıdan geldi böyle bir baktı. Bu evin damadı varsa budur. Ben yandım demiş yandım. Bu kadarcık çocuk. Ben de 15 yaşındayım. O da 15 yaşında. Bir dakikam kalmış. Bu ablayı da alalım. Ondan sonra bunun pili aküsü bitiyor. Tamam. Abla sen de kendini tanıt. Keşke daha ben çok şarjım olsa. Sorkunlu gelinliyim, Sorkunlu kızıyım. Mehmet Ali'nin kızıyım. Telonu gelinliyim. Ondan sonra. Anlat, bir dakikam var. Yadigar'a selam ederim, hanıma selam ederim. Almas'a, Filiz'e, hepsine çok çok selam ederim. Gönderen sağ olsun. Vallahi çok güzel oldu, çok sevindim. Evet. Abi. Hepinizi böyle bir arada bulmaya. Bir orada bunu çek. Ha, anlat. Kimin kızısın sen? Nerelisin? Ben bu köylüyüm. Yorum. Çandır'dasın ha? Kız Akey. Kız Akey verici mi? Babi Mero verdi bu. Tamam ne güzel. Tanrı hapister meme. Ne bediyemiz Elif ben koymuş Hüseyin. O kadar da. Teşekkür ediyorum ama niye buraya saklandın? Niye oraya gitmedin? Bir kere buraya gelmiş. Başka geldi orada sana teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim bu güzel bilgiler için. Gel beraber işte hikayemiz daha yarım bile olmadı. Yarım bile olmadı bunun. Bitiyor söyleyiniz. Bu benim büyük ihtim oluyor. Yani Kısmam'ın evine işimi. 55 senedir biz beraberiz. Hiç birbirimizin
bir gün hatırını kırmamışız hep beraber. Ha, bu da benim tutmamımın kızı. Öz amcamın kızının kızı. Sandallı. Teşekkür ediyorum. Dursun derlerin hanıyım, zürnetçi.